Selam arkadaşlar. Dünyanın Sivas'ı İrlanda'dan yeni yeni bir günden hepinize merhaba. Bugün bir okulu maceralarında yanımda Enes adında bir arkadaşım var. Enes benden bayağı bir önce geldi buraya. Bizim daha önce video yaptığımız Mustafa'nın arkadaşı aslında. Onun arkadaşını çaldım diyebilirim. Mustafa'yı geri gönderdik Türkiye'ye. Şimdi Enes'e birkaç soru soracağız. Yani onun buraya gelme amacını, beklentilerini, buradaki hayat nasıl? Beklentilerini karşılıyor mu? Onlarla ilgili genel bir sohbet, tarafsız ve dürüst olması adına spontane gelişiyor. Evet Enes, kendinden bahset bize biraz. Ne zaman geldin, nasıl geldin, bunlara kaç aydır buradasın ve beklentilerini karşılıyor mu, karşılamıyor mu? Ufaktan bir girizgah yapalım. Merhabalar, ben buraya yaklaşık 9 ay önce geldim. Aslında çok da eski sayılmaz ama ben geldikten sonra gerçekten bu dil okuluna gelen Türklerin sayısı çok arttı. Yani ben geldikten sonra bile arttığını söyleyebilirim. Ben inşaat mühendisiyim. 2020 yılında mezun oldum. Mezun olduktan sonra 2 yıllık bir çalışma hayatım oldu. Daha önce de yurt dışı eğitim tecrübem var. Buna dayanarak öncelikle tabii ki İngilizcenin önemini kavramıştım zaten. Yani bana lazım olan iki şey varsa biri para, öbürü İngilizce diye düşünmüştüm ve bunun yolunun bizzat orada yaşamak olduğunu daha önce fark etmiştim zaten. Bu amaçla tabii araştırmalarda bulundum. Bir inşaat mühendisi olarak Kanada, Avustralya seçenekleri de vardı. Ama daha sonra Ankara Anlaşması'nı fark ettim. İrlanda Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında yapılmış bir anlaşma. Yaklaşık 43 yıldır yürürlükte ama son dönemde tabii çok popüler oldu. Çünkü çok fayda sağlıyor. Hatta buraya gelenlerin çoğu anlaşmadan habersiz geliyorlar ve daha sonrasında bu anlaşmayla burada kalıyorlar. Buraya gelme amacım esasında yüksek lisans ama doğrudan bütçe olarak biraz yüksek geldi bana. En azından işte bazı şeyleri satıp öyle gelmem gerekiyordu. Onu yapmak istemedim. Ve bu süreç öyle düşündüm. Bu süreçte ne erken ne geç gelip hem dilimi geliştiririm hem de biraz işte para biriktirip adapte olup daha sonra yüksek lisansa başlarım diye düşündüm. Şu an o amaçla ilerliyorum. Hem Ankara Anlaşması hem de yüksek lisans. Burada bir araya gireyim. Şimdi ben geçen şöyle bir şey duydum. Eğer stamp 1'e geçersek yüksek lisans mesela 7000 euro. O %30, %40 belki %50-60 indirime giriyor diyorlar. Hani bunun doğruluğu var mı? Sen de duydun mu bunu daha önce böyle bir şey? Çünkü çok mantıklı. 7000 euro olan bir okula stamp değiştirip bir yıl çalıştıktan sonra 3000 euro vermek veyahut da 4000 vermek çok daha hani akıl kârı iş görünüyor. Bir de ulaşılabilir görünüyor yani. Doğru mu? Sen duydun mu böyle bir şey yoksa bir safsata falan mı? Ben duydum. Bizzat da kendim üniversiteye gidip sordum açıkçası. Aslında şöyle. İlk motivasyonum Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti'nde yüksek lisansın bir sene olması. Şu an 28 yaşındayım. Çok hani geç olduğunu söyleyemeyeceğim ama yine de bir sene kazanmak benim için daha faydalı gibi geldi. Öncelikli motivasyonum buydu. Daha sonrası Erdem'in sorusu da şu şekilde. Stamp 4 yani kalıcı oturum vizesinde %100 indirim yapıyorlar. Ama bazı okullar bazı bölümlerde özellikle ben inşaat mühendisi olduğum için çok talep yok mühendislik üzerine yüksek lisanslara. Çünkü direkt iş bulup başlayabiliyorlar. Bazı okullar bazı bölümler buradaki Stamp 1 vizesine yani geçici oturum diyebiliriz bir nevi. İndirim yapabiliyorlar. Benim konuştuğum üniversite yapacağını söyledi. Ama tabii bölümler biraz değişiyor. 11-12 bin eurolardan işte %50'lere kadar indirimler yapıyorlar. O dediğim gibi bölümlere bağlı. Ama bu bir safsata değil. Böyle bir şey var ama her bölümde geçerli değil. Bazı şeyler de var. Bu okulun fırsatına göre değişiyor. Anladım. Peki sana şey sorayım. Bunu en çok sorayım çünkü burada hani dil okulu reklamı yapan çok insan var. Duyduğun en kötü 3 okul. Burada hani gitme dedikleri veyahut da orada hani ya sadece amacı çalışmak olanlar gidiyor. Dil öğrenilmez denilen 3 okul. Senin duyduğun hangileri? Ya ben kötü olarak şimdi gidip bir yeri görmeden bir şey tabii ki söyleyemem. Haksızlık olur ama dil okulunda ana esasın ben devamlılık olduğunu düşünüyorum. Devam şartına özen göstermeyen okulları kötü olarak adlandırabilirim. Çünkü amaçları tamamen ticari gibi geliyor bana. Ya şu da var. Yani benim duyduğum şu an çok fazla Portekiz diyorum. Brezilya olduğu için hani artık hocalar da iyi
demedikleri çok fazla okul var. Hocaların bile çok kötü olduğunu söyledikleri okullar var. Hı hı. Yani onlardan bahset. Yani sadece devamsızlık değil. Yani adam okula gidiyor ama hani hoca çok kötü bir aksana sahip veyahut da öğretme kapasitesi düşük gibi gibi. Evet evet. Ya %100 doğru. Ben sadece şu yüzden devam zorunluluğu dedim. Şimdi hocaya kötü diyorlar ama hiçbirimiz tabii ki eğitimini almadan bilemeyiz. Belki bir şeyini sevmemiştir. Olabilir. Evet. Hani ben sadece biraz da olaya genel yaklaştım. Yani devam zorunluluğuna devam eğer dikkat etmiyorsa bir okul. Dediğim gibi yani ben genel olarak kafadan diyorum yani demek ki çok İngilizceye önem veren gerçekten dil öğretme amacıyla okulu açmış insanlar değil. Çünkü burada bir ara gerçekten furya olmuş duyduğum kadarıyla. Herkes dil okulu açmaya başlamış. Yani bu özellikle çok artınca talep. O yüzden böyle biraz ticari amaçla yapanlar var. Fazladan fazladan öğrenci kaydedip devam zorunluluğunu takmayıp sınıflarda ekstra kontenjan. Yani resmen gelmeyin buradan stempe gidin veya gelmeyin İrlanda'da kalın tarzı okullar var. İsim verecek olursam 3 tane sayabilirim. Var var direkt isim var. Çünkü şey hani insanlar buraya gelirken hayali satın alıyor. En azından burada biz lokal oluyoruz biraz daha diğer insanlara göre. Evet. Hani ne kadar geçici bir süreyle burada olsak da burayı gören ve buradaki duyumları almak bence önemli hani. Ya kesinlikle zaten şu an benim herhangi bir bağım veya okula bir şeyim yok. Sadece şunu söyleyebilirim. English Talks diye bir okul var. Oraya giden arkadaşlarımın hepsi raporla veya işte çeşitli mazeretlerle okullarını bitirdiler. Pek iyi olduğunu duymamıştım. Onun dışında Erin var. Erin'in de hocalarından çok şikayet duyuyorum. Giden arkadaşlarımdan. Bir de St. Patrick's var. Özellikle ilk gelişte St. Patrick's'e çok geliyorlar. Orayla ilgili de yani keşke biraz daha para verip daha iyi bir okula kaydolsaydım diyen var. Ama en son toparlamak istiyorsam tabii ki iş okulda bitmiyor ama buraya kadar gelmişken de tabii iyi bir eğitim almak bence şart. Aynen ben şey duydum yani Erin, Seda, St. Patrick duydum bir de. Onu da Mustafa ile senden duydum St. Patrick'i de. Ama diğer ikisi hakikaten iyi değil diyorlar. Benim arkadaşlarım da var mesela Erin'e giden aynı evde kaldığım. Onlar mesela memnun değil. O yüzden sordum sana da. Şimdi senin burada gördüğün insan profiline, buraya gelen insanların hepsi çok mu iyi hayatlar yaşıyor, çok mu mutlular? Hani senin gözlemlerin ne? Çünkü senin kimi arkadaşların burada hani stamp değiştirenler oldu. Kimi arkadaşların benim gibi öğrenci. Senin gözlemin ne? Ya benim gözlemim öncelikle yani en azından kendimden yola çıkarsam belli amaçlarla bir şeyler yapmak için geliyorsanız gerçekten imkan olarak daha fazla. Çünkü benim burada mentalitem şu şekilde değişti. Benim ne yapmam gerekiyor sorusunu değil de ben ne yapmak istiyorum sorusunu sorabiliyorsunuz. Yani Türkiye coğrafyasına bence çok daha yani önemli iki soru ayrımı benim gözümde. Çünkü biz Türkiye'de hep ne yapabiliriz, ne yapmalıyız da biraz farklı bir şeyler olsun diye düşünürken burada biraz da insanlar kendi yeteneklerine göre şekilleniyorlar. Tabii çok yani genel oldu bu ama dediğim gibi ben ne yapabilirim diye gelenler genelde burada hayal kırıklığına uğruyorlar. Çünkü iş bir süre sonra işte oturum alayım, şu oturumum bir gelsin. Sonra oturum geliyor, vatandaşlık alayım, vatandaşlık gelsin vesaire. Ama o sırada hayatı kaçırıyorlar ve savrulduklarını söyleyebilirim. Özellikle ben para biriktirip Türkiye'ye döneceğim mantığı bana çok işlemiyor. Çünkü kimi gördüysem o şekilde gelenler mutsuz arkadaşlar. Mutsuzlar yani. Doğrudan söyleyebilirim. Peki şey sorayım. Lafını böldüm. Hani bir adam geldi dedi ki ben oraya gelirim 40 saat 50 saat çalışırım. Hani paramı da kazanırım. Dil de okurum. Ya bana göre 30 saat ve hatta 28 saat ve üstü çalışırsan dil okulundan geri kalıyorsun. Bu benim fikrim. Evet. Hani bu konuda senin fikrin ne? Ya kesinlikle doğru. Özellikle yaz döneminde full time çalışma izniniz oluyor. Haziran'la Eylül arasında. Onu da tabii ki kimse reddetmiyor. Çünkü iş yerinden saat almak kıymetli burada. Özellikle dil okulu vizesiyle geldiğimiz için part time çalışma iznimiz var. Özellikle ev kiralarından dolayı ki son dönemlerde çok arttı. Ayrıca konuşuruz. Ama dediğim gibi 30'un üstüne çıktığınız an her sabah da okulunuz olduğunu düşünürsek 3 veya 4 saat okuldan okula değişiyor. Olay biraz amacından sapmış oluyor. Orada da sizin artık şeyiniz, motivasyonunuz devreye giriyor. Ne yapmak istiyorsunuz dediğim gibi. Ona odaklanmak lazım. Şeyi sorayım, ev kiraları mesela kaçtı kaç oldu ortalama?
Ya özellikle ben bir sene önce, bir seneyi aşkındır başvurdum. Ben çok bekledim vizeyi. 6 ay kadar bekledim. O ara biraz tabii bakıyordum işte. Burada bazı siteler var, Facebook'ta bazı gruplar var falan. O ara 400-500 arasına evler bulunuyordu. Ama son dönemde, yani benim oturduğum ev de zamlandı mesela. Son dönemde yani 600-800 bandında olduğunu söyleyebilirim ki 800'lere falan çok rahat duymaya başladım. Dublin fiyatı oldu yani. Şey mi? Faturaları içinde mi yoksa ekstra mı? Yok, fatura hariç. Hep duyduklarım hep fatura hariç. Ben fatura dahil kalıyorum single room'da. 640 veriyorum. Yani bir evin bir odasına 640 veriyorsunuz arkadaşlar, euro. Ve çok, yani çok memnun olduğumu söyleyemeyeceğim. Ama biraz kapanmadan kazana döndü. Çünkü yani gerçekten bir ev sıkıntısı var. Yeterli değil. O şekilde. Şey, ben İstanbul enflasyonunu hissediyorum evde ya, hani burada şey değil, hani kim kime ne itelerse yapıştırıyor gibi bir durum var yani. Aynen öyle, kesinlikle. Yani ev sahipleri nereden kaçarsam diye düşünmeye başladı artık, işte kontrat yapmıyorlar vesaire. Yani daha önce bir arkadaşımın evden çıkarıldığını falan duydum, öyle problemler de oluyor. İşte tabii çeşitli sebepleri vardır, savunmuyorum. Yani ne olduğunu da tam bilemiyorum açıkçası ama. Yani onun dışında ev bulamayıp Türkiye'ye dönen duydum yani. Hani böyle bir ihtimal var arkadaşlar. Bunu yani ben de diyordum ya, buluruz gidince, sıkıntı yok. Yani ben de böyle düşünüyordum. Ama mesela geçenlerde bir arkadaşım geldi buraya, işte benim vesilemle gelmiş oldu biraz. O mesela bir iki ay kadar falan ev aradı, işte geçici yerlerde kaldı falan. En son diyordu yani, Enes hani bir şekilde ayarlanıyordu. Ya öyle bir ihtimal var arkadaşlar yani bunu. Ya tamam, sıkıntı yok, ben bulurum diye gelmek yerine, tamam ben bunu göze alıyorum diye gelmek bence biraz daha yani motive edebilir insanı. Ben eğer bir daha buraya gelecek olsam gerçekten ev işine çok daha fokus bir şekilde gelirdim yani. Şöyle bir şey var diye duydum ben. Bir iş yerinde çalıştığım bir arkadaş var, Türk arkadaş. Kimi okulların bazı ajanslarla, bu ev ajanslarıyla anlaşması varmış. Onlarla geldiğin zaman ev bulmama gibi bir sorunun ortada kalmıyormuş. Çok güzel bir opsiyon bence. Hani gerçekten ev bulamayacağını düşünen birisi varsa, hani ben hostelde kalmam, İlla bana bir ev lazım diyorsa, o anlaşmalı ajanslı olan okulları tercih etmeleri bana göre daha iyi. Çünkü muhteşem bir opsiyon. Hani düşünsene, böyle bir ihtimalin yok. İlk başta çünkü insan geriliyor orada. Ev bulacağız mı? Nasıl olacak böyle? Bir yerden sonra bulamayınca da şey psikolojisine giriyorsun. Ya aman çiğne çöpüne bakmayalım, insana da bakmayalım, geçelim. Evet. Gibi durum da oluyor. Senin tecrübelerinden biraz daha faydalan. Ya ev konusu dediğim gibi yani böyle ben de duydum, içinde paket şeklinde ev satan okullar, ama satıyor 6 ay, 3 ay, 2 ay şeklinde, öyle uzun süreçli şey yok. Ha diyorsanız ki ben orada 6 ayda çevre edinirim işte oradaki arkadaşlarıma, yani çevre dediğim ister istemez dil okulunda tanıdıklarınız oluyor. Onun dışında yani haber salıyorsunuz bir şekilde. Bir arkadaşınız evini boşaltıyor, size devrediyor. Onu da çok duydum. Veya arkadaşınızın ev arkadaşı çıkıyor, size devroluyor. Çevre çok önemli arkadaşlar. Biraz ilkel gelecek. 2023 yılındayız yani, teknoloji vesaire. Çok ilkel ama gerçekten böyle. Arkadaşınız evden çıkıyor, siz giriyorsunuz. Çok şey yani. Ama dediğim gibi bir 6 ay en azından veya 3 ay, 2 ay o şekilde kapatıp gelmek çok çok daha mantıklı, eğer mümkünse. Ben olsam kesinlikle öyle yapardım. 3 ay, 2 ay en az yani. O şekilde gelmek lazım. Şey de sorayım sana. Cork nasıl bir şehir? 9 aylık bir deneyimi olan birisinin gözünden. Hani ne bekliyordun, ne aldın karşılığında? Değer mi hakikaten? Güzel mi, ya da öyle sorayım. Ya şöyle, çok öznel bir soru. Çünkü ya evet, tabii evet. Ki etkilemek istemem ama değişiyor. Şu an tabii ki Enes'le konuştuğun için ben fikrimi söyleyebilirim. Zaten burada amaç şey, hani birazcık bu birazcık hani objektif değil, subjektif bir bakış açısı elde ediyoruz evet. Burada. Kişiden kişiye göre çok değişiyor çünkü istekler ve yönelimler çok farklı. Hani sadece belki sen konuşurken ya bu çocuk bana yakın konuşuyor diyenler vardır. Onlara bir yol göstermiş veyahut da bir fikir vermiş olabilirsin yani. Evet. Ya tabii ki benim daha önce hiç de yurt dışı deneyimim olmuştu eğitim olarak. Yine küçük bir şehirde okumuştum. Ve orada şöyle bir şey düşündüm ben. Yani İstanbul'da da bir süre yaşadım özellikle. Yani Türkiye'de o şehrin, şehir hayatındaki o
size kaybettirilen süre var ya, işte ulaşım olsun veya bir arkadaşınızla buluşacaksınız, kafadan bir sürü planlar, senaryolar dönüyor, nasıl birleşebiliriz vesaire. Şimdi Avrupa'da bu sistemi şöyle güzel oturtmuşlar. Şehirler yayılmış ve imkanlar dağıtılmış. Bizdeki gibi küçük şehirlerde bir şey yok değil de. Mesela şu an Cork City'deyiz ve ben Cork City'de arayıp kültürel, sanatsal, işte onun dışında eğlence olarak veya bir hobi, yapmak istediğiniz bir hobi, yapmak istediğiniz bir spor dalı. Yani ne yapmak istiyorsanız ona uygun Dublin'de de, Galway'de de, Waterford'da da bulabileceğiniz şeyleri Cork'ta bulacağınızı düşünüyorum. Tabii ki daha çok işte main eventler oluyor. Büyük konserler, mesela Snoop Dogg falan geldi. Onlar Dublin'e geliyor. Ama benim için çok şey değil yani. Yine giderim. Sonuçta git gel 20 euro gibi bir ücretle 2,5-3 saatte gidip 2,5-3 saatte günübirlik bile Dublin'e gidip gelebilirsiniz. Evet. Geçenlerde de şey oldu bunda. Caz haftası falan oldu. Halloween tabii oldu. Tabii Halloween oldu. Caz haftası yani gayet keyifli, gayet güzeldi. Ki ben çok seviyorum korku ama dediğim gibi Öznel, şu an benle konuşuyorsak ben yani gayet memnunum. Dublin'de de bulundum bir süre. Onun dışında Dublin'de daha önce yaşayıp Cork'a gelen Türk arkadaşlar da var. Onlarla da konuştum. Ya tabii ki bakış açısı ben seviyorum çünkü bana imkanı sunuyor arkadaşlar. Ben ne yapmak istiyorsam, atıyorum işte tenis kursuna mı gitmek istiyorum, var. Golf kursu var. İşte az önce Erdem'in dediği gibi caz festivali geldi. Amerika'dan, dünyanın her yerinden sanatçılar geldi. Burada şehirde çok güzel bir hava oldu vesaire. Yani dediğim gibi küçük bir yer ama içinde imkanları olan bir yer. İşte keşke biraz daha böyle şeyden, Dublin'den farklı olarak daha ucuz olsa demek isterdim ama işte son zamanlarda özellikle o makas biraz kapanıyor. Yani önceden evet çok daha avantajlıymış Dublin'e göre. Ev kiraları olsun, restoranlar, işte yeme içme, ama şu an çok Dublin'e yaklaştı yani. Şey sorayım, mesela burası çok küçük bir şehir. Yani çok küçük değil de küçük ama etkili bir şehir diyelim. Sence gece hayatı nasıl? Veyahut da gece hayatı olarak hani eğlenebiliyor musun bu şehirde eğlenmek istersen? Hani herhangi birisi geldi, abi ben dışarı çıkmak istiyorum. Sence bu durum nasıl? Ya ben gece hayatını şöyle yorumluyorum. Çok seviyorum çıkmayı. Haftada en az bir veya iki kere çıkmayı işte deniyorum en azından. Çünkü dediğim gibi hem dil okulu hem full time. Biraz yoğun, onun içinde biraz zaman yaratmaya çalışıyorsunuz. Ama çıkarsanız kesinlikle pişman etmez. Çünkü ayrı ayrı konseptli partiler oluyor. Ki ben çok seviyorum böyle farklı şeyler göreyim sonuçta. İstiyorum yani biraz insan çevre edineyim vesaire. Bazı işte ekiplerim, arkadaşlarım var düzenli çıktığımız. Beni pişman etmiyor dışarı çıkmak. İşte dediğim gibi Latin müzik çalan bir yer var mesela. Orada hep dil okulundan arkadaşlarımı görüyorum. Onun dışında gerçekten Irish'lerin çok eğlendiği bir yer var. Orada ev arkadaşlarımla falan gidiyorum mesela. İşte konsept partiler oluyor dediğim gibi. İşte dress up partiler. Veya işte UCC tabii çok şey, mesela burada üniversitenin başladığı hafta, ya o hafta ben şeyi, dışarıyı tahmin edemem çünkü ben üniversiteye yakın oturuyorum. Yani gerçekten çok etkileyiciydi üniversitenin başladığı hafta ya, gece hayatı. Seviyorlar. Mesela atıyorum midterm week bitti. İşte vizeler, ara sınavlar. O sınav sonrası şehir neredeyse boşaldı, ona rağmen çok keyifli, güzel bir gece hayatı vardı. Sen UCC'ye yakın oturmuyorsun, bildiğin içinde oturuyorsun. Aynen. Lan bayağı yakın. Peki şey sorayım, hani gelenler hep şey yapıyor. Deliveroo'nun falan kazançlarını merak ediyor. Hani Deliveroo nasıldır, ne değildir. Ben şu kendi açımdan şöyle değerlendiriyorum şimdi. Yani birçok Deliveroo grubunda varız. Hani kimisinin motoru çalınıyor, kimisinin bisikleti çalınıyor. Yani bunlar da var. İnsanlar bunu biraz göz ardı ediyor. Ve hani Cork'ta da birkaç kere duydum. Dublin'de daha çok var. Hani darp edilen kişiler de oluyor bununla ilgili. Yani bununla ilgili senin görüşün yine, Deliveroo ile ilgili para kazanmak. Veyahut da kışın ne kadar zor oluyor. Ben mesela şu an düşünüyorum. Yani ben buraya geldim. Son iki aydır hasta olup duruyorum sürekli. Ve Deliveroo yapmıyorum hani son iki aydır. Deliveroo yapsaydım muhtemelen hiç iyileşemezdim diye geliyor bana. Sen Mart'ta falan da çalıştığın için soğuğu biliyorsun burada. Onunla ilgili yorumlarını alalım. Aynen. Ben Deliveroo'ya Şubat'ta başlamıştım. Açıkçası mantık olarak beni çok yakalıyordu ilk başta. Yani hala öyle. Çok mantıklı yanları var arkadaşlar. Yani bu Deliveroo işi göz ardı edilecek bir iş değil. Çünkü şimdi sizin stamp 2'niz olacak geldiğinizde.
O size en fazla haftada 20 saat çalışma izni verecek. Ortalama olarak işte 11.50, 12'şer euro saatlik ücretiniz olsa desek, yani kiranızı bile ödeyemiyorsunuz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yani kiranız zor çıkıyor. Şimdi Deliveroo'nun size 3 tane çok böyle ciddi avantajı var. Birincisi, sınırsız çalışma hakkınız var. Deliveroo'da herhangi bir saat sınırı yok. Atıyorum buraya yeni geldiniz, para yapmanız lazım. Sıkıntı yok abi, ben Deliveroo yaparım, para yaparım diyorsanız gerçekten yazarsınız, yaparsınız. Çünkü olay biraz şey, yani biraz amiyane olacak ama ne kadar ekmek o kadar köfte. Deliveroo öyle bir iş. İkinci avantajı şu, ortalamaya vurduğunuz zaman normal işlerden daha fazla kazanıyorsunuz. Tabii ortalama, yani tabii ki saatlik 12-13 euronun altına düştüğünüz günler de olacak. Çünkü bu, yani sipariş varsa sipariş atarsınız, öyle bir iş. Özellikle hava kötüyken çok para kazanırsınız. Çünkü riderlar çok fazla tercih etmiyorlar yağmurlu havalarda. Burada sürekli hava kötü. Gerekli ekipmanları falan sağlarsanız soğuktan da yani korunabildiğiniz kadar korunursunuz. Tamam. Adam gerekli ekipmanları sağlamak istiyor. Bisikletle de yaparım diyor. Sence hani bence bisikletle yapılmaz. Sence bisikletle yapılır mı? Onu soracağım. Bir de şunu soracağım. Eğer adam elektrikli bisiklet almak isterse ve ekipmanları almak isterse, ortalama hani kafadan salla, bu doğru bir rakam olmasına gerek yok, ticaret yapmıyor sonuçta, giriş maliyeti ona ne olacak bu iş? Şu şekilde, öncelikle hesap açma yetkiniz yok Stamp 2 ile. En az bir Stamp 4'u olan birinden hesabı kiralamanız gerekiyor. Kiralık ücretler de ben geldiğimde 40-50 euro arasıydı ama şu an çok arttı. İşte 80-100 euroya kadar haftalık kira kesenler duyuyorum ki çok yüksek bence. Komisyon duydum ben. Komisyon, hem evet. Kira hem komisyon kesiyor. Hem kira hem komisyon kesiyorlar gerçekten. Yani kazandığınızdan yüzde istiyorlar arkadaşlar. İşte şu kadar kazanırsan yüzde bilmem kaçı benim falan. Olay çirkinleşti yani. Ama sonuçta da halkın bir şeyi var yani. Türkiye'deki gibi düşünmeyin. Halk tepki koyuyor. Yapmam kardeşim diyor. O zaman düşüyor piyasa mecbur. Çünkü bu bir emek işi yani. O emeğini sarf edip de eğer para kazanamayacaksan, öyle yok %25 vergi verdim vesaire, çok geçici kazançlar olur yani hesap sahibi adına. O yüzden ortalama kiranın 60 euro olduğunu söyleyebilirim. Bisikletle ben yaptım. Şimdi şehrin kuzey tarafı, yani Cork City adına söyleyeyim. Dublin biraz daha düz. Bisiklet elektrikli, elektriksiz hangisi? Elektrikli. Elektriksiz imkansız arkadaşlar. Elektriksiz bisikletle Deliveroo yapamazsınız. Hatta elektrikli bisikletiniz verimli değilse bile, verimli değilse, yani ikinci el aldınız, buraya geldiniz mesela, birisi size bisikletini ben bununla Deliveroo yapıyorum diye sattı. Yani bu yerli yabancı ki fark etmez. Ki gerçekten yapıyor da olabilir bu arada. Ama verimli değilse, şarjınız çabuk biter, daha fazla güç vermeniz gerekir bisiklete. Çünkü elektriğin amacı sizin az güç vermeniz şeklinde. Bu arada UCC'ye geldik, bir şey yapabilirsin. Ha, döndürelim. Burası UCC arkadaşlar, şuradaki UCC'nin girişi. Sohbet ediyoruz diye bölmedim. Evet evet, pardon. Zaten arkadaşım, gezdiriyorum ben öyle. Videoları da hep böyle herkese farklı güzergah yapıyorum ki hani hem herkes kendi görüşlerini versin hem de insanlar şehri görsün, tanısın diye azıcık. Evet evet, %100. Dediğim gibi yani Deliveroo'da bisikletten ziyade şimdi sizin Türkiye'deki B sınıfı ehliyetinizle burada 50 cc'lik motor alabiliyorsunuz ve sigorta yaptırabiliyorsunuz. Ona geçmeden şimdi sen bisikletle ekipman maliyeti ortalama bir şey söyle ki yani bir rakam olsun kafalarında. Aynen. Önce bisikletten daha sonra motordan başlayayım. Bisiklet öncelikle çift batarya almanız lazım ki yani Deliveroo'ya çıktığınız zaman şarjınız bitince eve dönmeyin. Çift bataryalı düzgün bir bisikleti 1000-1200 euro arasında ikinci el veya sıfır şeklinde alabilirsiniz. Onun dışında ekipmanları, işte çantası, ceketi, işte telefon tutacağı, el koruyucu, eldiveni. Özellikle ben Türkiye'den Decathlon'dan almıştım bazı işte su geçirmez, yağmur geçirmez ekipmanlar. Yani yaklaşık 1400-1500 euroya hava ne olursa olsun Deliveroo'ya çıkacak düzeye çok rahat gelirsiniz. Motora gelecek olursak da yani 50'lik motor dediğim gibi B sınıfı ehliyetle, onun dışında şey ehliyetiniz varsa, Türkiye'de motor ehliyetiniz ilk bir sene burada kullanabiliyorsunuz. Sonra buranın Irish ehliyetini almanız gerekecek. Ama benim tavsiyem tabii ki 50'lik motordur. Çünkü dediğim gibi şehrin kuzeyi çok yokuş. Ve bisiklet bir süre sonra gerçekten sizi yıpratıyor arkadaşlar. Zaten oraya şey diyorlar yani, hani hell side diyenler var oraya. Aynen, cehennem yokuşları. Aynen, ama dediğim gibi o ana avantajlarını da şimdi Deliveroo yapılacak iş değil kardeşim, ben yapmam demeyin bence. Çünkü ya ben de fizik gerektiren bir iş yapmıyordum. Ben de mühendistim. Ama buraya gelince dediğim gibi o avantajlarını göz ardı etmeyin. Yani sınırsız çalışabileceksiniz. Onun dışında saatli kazancınız daha yüksek olacak.
Ve dediğim gibi yani vergiye takılan bir para da değil. Hesap kiraladığınız için vergiye de girmiyorsunuz. Yani doğrudan ne kazanırsanız o, özellikle ilk gelişte yani çok masraflı. Benim beklediğimden daha masraflı ilk gelmek. Ki buradaki arkadaşlarım da bana belli rakamlar vermişti ve yanıldım ama onlar beni yanıltmadı. Yani enflasyondur, şeydir vesairedir. Onlar da gerçekten o paralarla gelip kalmışlar ama şu an mümkün değil. İlk geldiğinizde arkadaşlar en azından bir 3 ay, 4 ay yani istemiyorsanız bile size çok fayda sağlayacak bir iş Deliveroo. Arabayla çok yapan var. Ya dediğim gibi ne yapmak istediğinize bağlı. Son olarak şeye girelim. Video şimdi 25 dakika oldu. Ufak ufak bitirmeye başlayalım. Şimdi sen geldin, okul yenilemesi de yaptın. Okul yenilemesi yaparsan, yaparken tam rakam verme çünkü enflasyona göre değişecektir. Ben okulu 2x, 3x yaptım. Yenilemede şu kadar düştü, şu kadar verdim. Hani oran bazında verebilirsen. Tabii ki şu an için %75, %80 kadar bir fiyatına kaydoldum. Ben ilk kaydolma, yani Türkiye'den kaydolduğum fiyat 100 birimse işte 80 birimi okulu yenilettim. Önceden tabii daha düşükmüş ama şu an talep de çok fazla. O şekilde yenilettim ama dediğim gibi yani 3. okul almama muhtemelen gerek kalmayacak anlaşmaya yürüdüğüm için. Ama eğer ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız okulu bence yenileyebildiğiniz kadar yenileyip en azından İngilizcenizi kanıtlayan bir belge işte IELTS'tir, TAI'dir. Öyle bir şey verip en azından kendinize de bir kanıt sunmuş olursunuz. O şekilde. Kendine kanıt değil de ben onu anlamıyorum. İnsanlar buraya kadar geliyor. Şimdi IELTS'e girmeyelim veya TOEFL'a girmeyelim. Abi bir gir, dene şansını. Hazır buraya gelmişsin, hani bu kadar vakit ve zaman harcıyorsun. Bir karşılığı var sonuçta bunların. Kimse yok dese bile elbet bir yerde bir belgen varsa karşına çıkıyor. Hani benim hayattan gördüğümü öğrendiğim şey bu. Yani şöyle, ben mesela yüksek lisans amacıyla geldiğim için Duolingo ile kabul eden üniversiteler de var. Ama IELTS'i verecek yetkinliğim var ve bunu bir an önce hani belgeye dökmek istiyorum. Türkiye'deki iş görüşmelerimde de soranlar oldu açıkçası. Yani hiç artık İrlanda iş de Türkiye'deydi ama IELTS benden bir belge talep ettiler. Onun dışında burada üniversitelerde tabii IELTS isteyecekler. İş görüşmelerinde göz önünde bulundururlar. Kesinlikle faydası olur yani. Onu zaten tartışmıyoruz. Ama buraya gelenlerin açıkçası %70'i diyebileceğim kadar yüksek bir oranda IELTS'e gireceğim deyince insanlar ne gerek var, niye giriyorsun tarzı cevaplar veriyor. Çok şaşırıyorum mesela. Çünkü yani burada dil okuluna gidiyoruz arkadaşlar. İstesek de istemesek de bir şekilde. Kimisi burada kalmanın yolu olarak görüyor ama bunu belgelendirmek kesinlikle ihtiyaç yani. Yani yürüyebiliyorken koşacaksın arkadaşım yani. Hani bir deneyeceksin ya da en azından. Hani bu iş böyle. Ben de okul yenilemesi için şöyle söyleyeyim. Mesela Enes sabah programında başlamıştı. Sabah programına kayıt yaptırdı. %35'lik falan bir indirim olduğunu söyledi. Ben sabah programında başlayıp öğleden sonraya geçtim işte. İkinci okulum, benim ilkokulum bitiyor bu ay sonunda. Benim tarafımda ise nereden baksanız bir %45'lik bir indirim rahat oldu. Hem şey var, devamsızlıkla alakalı bir loyalty indirim aldım. Hem de öğleden sonra kursu olduğu için muhtemelen talep az. Ya da kalite mi düşük artık bilmiyorum, göreceğiz onu. Ama hocalar aynıdır diye düşünüyorum hemen hemen. Evet, evet. Öyle bir avantaj var. Onu da söyleyeyim. Hani para söylemiyorum bilerek. Çünkü enflasyona göre hep değişiyor. Veya da talebe göre değişen bir eğri var orada. Ondan dolayı oransal bakmanız daha mantıklı olacaktır. Enes, söylemek istediğin son sözlerin var mı? Ufak ufak kapatalım. Ya tabii, beni davet ettiğin için bu videoya çok teşekkür ederim. Yani herhangi bir amacımız şeyimiz olmadan ne yaşıyorsak onu anlattık. Çok tabii, güzel tabii. Oldu açıkçası. Ben kendim için bile bir hatıra, bir anı gibi. Daha sonrasında izleyeceğim bir video oldu. Çocuklara gösterirsin. Aynen öyle. Baba, senin yüzün görünmüyor. Oğlum, biz sadece bir fikiriz. Aynen aynen, biz şu an bir fikiriz. Yüz göstermem amacı mesela beni çok yakalayan bir fikir. Çünkü yani birini dinliyorsunuz ve sadece fikirler üzerine. Çok mantıklı. Şu an mesela ya bu çocuk ne anlatıyor falan da diyebilirsiniz. Beni yakalamadı da diyebilirsiniz. Ama bu bir fikir, en azından karşıt görüş bile olsa. Burada yaşayan birinden bunları duymak. Mesela ben çok isterdim böyle bir videoyu gelmeden ya izlemek. Bir de şey, böyle bir şey. Ya, bu lafını şekilde böldüm. Çok şey var. Videolar taraflı. Tarafsız gibi görünen taraflı çok fazla sayıda video var. Ben bundan hoşlanmıyorum açıkçası. Evet. Evet evet, dedim ya, ondan dolayı diyorum zaten. Keşke gelmeden
Birisi bana böyle bütün çıplaklığıyla anlatsaydı, rakam vermedik, reklam yapmadık. Ya bilmiyorum. O yüzden çok hoşuma giden bir fikir. Öyle devamı olur inşallah. Bir daha yine konuşuruz. Sen zaten stampe geçersin muhtemelen. Ondan sonra tekrar konuşuruz bir 4-5 ay sonra. Kafanda rahatlasın. Zaten dünyanın Sivas'ı burası. Hani sen de pasaportu aldıktan sonra buradan gidersin muhtemelen. Evet, öyle çok duyuyoruz. Yine yeniden görüşmek üzere arkadaşlar. Teşekkürler Enes bu arada. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir başka videoda görüşmek üzere.